Evet dostlar diyeceğim ama buz buz diyemiyorum. Arkadaşlar bu kelimelerim bile üşümeye başladı. Aşırı bir nem var. Havada zaten belli. Şöyle gördüğünüz gibi. Yalnız arkadaşlar tavukları bugün biraz geç bıraktım. Maalesef biraz sıkıntı oldu. Ben de karaboncuklarımın hepsine güzel bir sistem yapacağım. Bugün onları akşam soğuktan korumam lazım. Çünkü Aziz Aktağ bana dedi ki hoca, sağına soluna naylon çak ama bir türlü elimde varıp çakamadım. Onlar için güzel şeyler yaptım. İsterseniz onları size bir göstereyim. Doğal manzaramızı havadaki bu güzel bulutlarla birlikte şöyle bir size 3 boyutlu Google Earth görüntüsünü yapayım. Aşırı rüzgar çıkmadan, bu arada lensimin önüne yağmur gelmiş, o konuda hemen bir temizlik yapalım. Lensi temizledikten sonra yavaş yavaş portakallarımıza bakalım. Portakalların içi eskisi gibi ot değil ama bazılarının köklerinde yeşil otlar çıkmış. Limonlarımız da çok güzel. Allah Allah. Bu demirin burada ne işi var ya? Allah Allah. Dün bizim küçük toprak geldi. Ortalığı kattı. O yüzden videoda çekemedim. Maalesef. O yüzden arkadaşlar ortalıkta oyuncaklar buluyorum. Şöyle dünkü çakalların sesine kendisi güzel bir çözüm bulmuş, bana silahını bıraktı. Dedi ki Halil amca, sen çakallardan bununla korunursun. Neyse, ooo. Hadi bir de şöyle bir de ötsem var ya. Hadi lan. Hadi lan. Soğuktan. Hadi. İşte bu. Dengede bile duramıyor ama olsun. Arkadaşlar Boyka'yı dışarıya bıraktım. Ciddi anlamda bir azıttı. Sağa sola saldırıyor. Ama dediğim gibi artık onların tek başlarına kalmamaları lazım. O indiyorlar. Sizden ne haber? Arkadaşlar burada iyice boyu Kerim Abdülcabbar gibi uzamaya başladı. Küçükle arasındaki fark, hani boy farkından, boyun farkından bayağı bir farka ulaştı. Bizim indiyonun bacağı kadar boyu var. Yalnız şöyle bir şey var. Bunlar yumurtladı arkadaşlar. Kuluçka makinesine koymayı düşünüyorum. Belki bu akşam koyarım. Güzel bir Chimuka CT120 kuluçka makinemiz var. Ama ayarlarında sıkıntı var. Elektronik aksamında onu bir ayar çekeceğiz. Bu arada bizim çıtırlar. Oo, hayırdır? Çirkin ördek yavrusu. Arkadaşlar bu da çizgi film karakteri gibi. Tipe bak tipe. Güvercinler yanına girmeye çalışıyor ama giremezsin. Kuzum giremezsin. Seni oraya almayı düşünmüyorum. Kesinlikle. Bizim postalar da güzel. Yavruları harika gözüküyor. Biraz sonra onlara da bakalım. Lan, yapma. Yapma. Bak içeride dövmeye çalışacak. Sakin. Geç geç geç. Eşşoğlusu. Geç. Sıpa. Vallahi seni gebertirim ha. Ayıp ediyorsun ha. Arkadaşlar Aziz bana demişti ki burayı hocam bir de burayı naylonla diye bir türlü elim varmadı. Ama bizim bir tane yakıt sobamız vardı ya arkadaşlar. Bunu buraya kurdum. Hayvanlar için yakacağım, bakalım herhalde güzel bir şey olur. Hani ısısı zarar vermez ve burası da hayvanlar için güzel bir barınak olur diye düşünüyorum. Gidelim horoz kafeslerine, neler olmuş hep birlikte bakalım. Birinci yerimiz burası. Biraz geniş açı yapalım. Bakın şöyle açtık. Burası bizim küçük Hurşit için. Arkadaşlar yemliğimiz de burada. Hurşit için yaptık. Özellikle mobilyamız güzel oldu. Dıştan şöyle size göstereyim. Dışı şu şekilde tamamen yalıtım yaptık. İşte tahta, sunta bilmem ne. Ne kadar sanayiden delme takma iş bulduysak getirdik buraya. Bakın arkadaşlar sağını solunu hava girecek her yeri tıkadık. Hava alan bir tek yeri şu ön tarafı. Burayı da arkadaşlar ince bir tel daha döşeyeceğim ki içeriye serçe gibi bir şeyler girmesin. Serçelerin bir sıkıntısı var arkadaşlar. Şimdi şunu kapatalım bakalım. Evet. İçeriye sağdan soldan gelecek bir şey yok. Fareler için de önemli. Serçeler biraz sıkıntı, her tarafı kaka yapıyorlar. Dışkıları hasta ediyor. Burayı da arkadaşlar horozumuzun bir tanesi için yaptık. Birbirini parçalamaya başladılar. Bu da onun yemliği. Sulunu da koyacağız. Etti iki. Ondan sonra dostlarım gelelim üçüncüye. Üçüncüyü de buraya yaptık arkadaşlar. Hemen otomatik kilidini. Bunun da yemliği burada. Bunun da dibini kartonla
Çözeceğiz. O kartonu da büyük ihtimalle bizim adadan ya da İlkay'dan alacağız. Reco'ya gidelim, ondan birazcık malzeme alalım. Ha, arkadaşlar 3. 4. diyelim. 1 2 3 4 4.'yi açalım. Arkadaşlar psikopatın kralı burada. Şöyle baktığınız gibi bana da hemen tüylerini diklemeye başlıyor. Öyle mi? Arkadaşlar bu kardeşini pert etti. Ayaklarında da kan izi var. Hayvan yanına yaklaşamıyor. Çapar. Ne yapacağım bilmiyorum. Onun da yemlikle suluğunu buraya koyacağız. Güzel oldu diye düşünüyorum. Değil mi oğlum? Öyle değil mi? Biraz nezle gibi. Bunlara özel bir iğnesi var. Onu almıştım. Yapayım. Mısırını da yemiş. Bol mısır veriyorum. Çünkü soğukta en iyi giden mısır dostlarım. Etti. 1, 2, 3, 4. Bu da 5. Şu mısırlığımızın da bu ara Mücahit bana bir çuval mısır söz verdi. Onu getirecek inşallah. Yalnız anlamadığım bir şey var. Arkadaşlar Boyka'yı buraya koymuştum. Boyka buradan kaçmış. Nasıl kaçmış bilmiyorum. Boyka'nın da suluğu buraya takılacak. Yemliği burada. Kaçmaya çalışıyor. Çıkamazsın be yavrum. Çıkarsan yani hayatın için kötü. Yoksa ben seni özgür bırakmaz mıyım be yavrucuğum? Ha? Ben seni özgür bırakmak istemez miyim yavrucuğum? Sakin ol ya. Ayıp ediyorsun ha. Dostlar yağmur bastırdı. Yağmurdan dolayı maalesef fazla etrafı çekemedim. Ben size şimdi bizim kuşlardaki son durumumuzu göstereyim. Bazı arkadaşlar şey diyor. Hocam seni güvercinle tanıdık. Pek de ilgi çekici gelmiyor diyor. Ama arkadaşlar lütfen yapmayın. Çünkü bunları yaparken bile çektiğim emeği ve ızdırabı siz fazlasıyla görüyorsunuz. Ben bugün yem bittiği için Mücahit'ten bir 50 kilo kadar bir mısır aldım. Birinci sınıf, birinci kalite. Fazla vermek istemedi. Ben de biraz bozuldum tabii. Bir gün işi düşerse ben de ona göre davranacağım. Neyse öyle olsun bakalım. Bu arada arkadaşlar bazı yumurtaları ben ortalıkta görüyorum. Özellikle arkadaşlar böyle sahiplenen de yok. Kara nakışlımızı görüyorsunuz. Kara nakışlımızın yavrusu, yumurtanın bir tanesi daha önceden bizim Halit vardı ya, Halit Çuğ Suriyeli. O bize göstermişti, demiş hocam birisi ölmüş içinde. Şöyle gelip bakalım arkadaşlar, bakın kara nakışlı yavrumuz aşırı hızlı bir şekilde büyüyor. Ciddi anlamda güzel boy attı, yani hiç beklemiyordum ya bu kadar hızlı büyüyebileceğini. Artı arkadaşlar bir bakalım diğer kuşlarımızdan ne alemdeler. Gençler burada kafasına göre takılıyorlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, bir de yatıyor. 13 tane postamız var. Kara nakışlarımıza bakalım. Kaçmasınlar, şöyle şu kapıyı da bir kapatalım ki. Kara nakışlarımıza bir bakalım arkadaşlar. 3'ü burada. Maşallah 3. Bir de burada 4. Bir tanesinin kanadında çok ciddi uğur vardı. Çok da sıkıntı çekmiştik. Ama ben ne yaptım? Dedim bekleyelim. Hani Allah'tan ümit kesilmez. Bol bol yemini, suyunu verdim. Doğaya bıraktım arkadaşlar. Dışarıdan herhangi bir ilaç vermek istemiyorum açıkçası. Sonradan ona karşı bir bağışıklığı kazanıyor. Bakın arkadaşlar, şunun kanat tüylerine bitiyorum. Ahmet kardeşimizin bana sorduğu bir güvercin, yani bir kuşumuz vardı. O da şu arkadaşlar. Ahmet'im sen buradan beni seyrediyorsan sana söyleyeyim. Bir tek bu var elimde, senin söylemiş olduğun. İnşallah budur. Bir de kara kanatlardan bir tanesi de bu. Biri de bu. Geri kalan hepsi ya çakmaklı ya da göğür. Arkadaşlar şuna bakın. Evet, evet göğürmüş. Biliyorsunuz bizim bu haydutu gelen dövüyor, giden dövüyor. Ben de onu artık rahat bırakayım diye burada tutuyorum. Sonuçta eş bulamıyorum. Bulunca da ciddi anlamda yüksek fiyat çekiyorlar. Arada kaldım. Ben bugünkü size bir şey daha söyleyeyim. Bütün kuşları seyip bıraktım arkadaşlar. Niye? Şu aradaki boşluğu var ya, söktüm. Bakın oradan hemen gidebiliyor, gelebiliyor. Dışarıya gidip yiyebiliyor. Çünkü yavrulu olanlar var. Yavrulu olan olduğu için biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Hani eziyet etmek istemiyorum. Kapalı tutmak istemiyorum. Kapalı tutunca arkadaşlar başım beladan kurtulmuyor. O yüzden mümkünse burayı kapatıyorum. Üstü de kapatıyorum ama burası tavukların tarafından açılabiliyor. Buraya herhangi bir tavuk falan giremiyor.
Bu da kendini tavuk zannetmiyor. Olsun yani, yapacak bir şey yok. Kendini artık ne hissediyorsa ona göre takılacağız. Arkadaşlar 4 tane şimdiye kadar bizim postamız oldu. 4'ünü de sahiplendirdik. Ciddi anlamda talep var. O taleplere de inşallah yetişeceğiz. Bir tek şurayı merak ediyorum. Burada bir yumurtamız kırılmıştı. Hadi yavrum, hadi sen bir çık bakayım. Hadi çık çık çık, alttan zehir seni. Bir tane yumurtayı dışarı çıkarmam lazım, hadi. Vurur mu benim elime? Hiç incitmeyeceğim, söz. Söz yavrucuğum. Bak şu yumurtayı alayım ben. Zaten o öldü. Altında yavrusu var zaten. Bakın sarı. Rahatsız etmek istemiyorum kundakta. Yalnız bu da ölmüş. Yani içinde kurumuş artık. Bu 3-4 günlük bir mevzu. O yüzden fazla bir şey yapamadım. Bir de arkadaşlar şurada büyük bir yumurta var. Bakın arkadaşlar. O yumurta, bu postanı hiç ellemeyelim. Fazla da rahatsız edersek sıkıntı olma ihtimali yüksek. O zaman arkadaşlar biz gidelim ya. O yumurtayı soğuturma otur, başımıza iş açar. Diğer tavukların yanına bir gidelim, bakalım ne yapmışız. Geldik bizim. Oy! Beraberce solo şarkı söylüyoruz gençler. Bakalım tekrar bir içtima yapalım. Tavuğun biri burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tanesi sakallı çirkin ördek yavrusu. 8. 8 tavuk. 3 tane astrolop. 1. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3. Bir de Hint. 4. Bir de bu 5. Erkek fazlalığı var arkadaşlar. Bunları ayırmamız gerekiyor. Ama ciddi anlamda sıkıntı çekiyoruz. Niye? Çünkü arkadaşlar bakın, sahne çok güzel. Mükemmel bir sahnemiz var. Ama sıkıntı şu. Bir arada olmaları gerekiyor. Ayrı edebilmek için tüm sistemi yapmam gerekiyor. Onu kuramadım daha. Buraya arkadaşlar yakıt sobamızı kurduk. Hayvanlar burada, geçen gün yaktım. Harika gözüküyordu. Bu arada arkadaşlar dışarıdaki sesi duyuyorsunuz. Penceremizden dışarıya doğru bir bakalım. Vay! Yüksek güvenlikli ızgara. Bu var ya hani şu kebap yapılan ızgara tellerinden, yüksek güvenlikli tilki girmemesi için bir yer yapmışım. Ama tam böyle delme dakma yan taraftan girmez de. Şura ne ya? Bura ne ya? Ha işte budur. Yani şu yaptığım işe bak. Ben bir şey de tam yapsam var ya, şaşıracağım. Neyse. Gençler, sizi ben bugün bırakıyorum. Artık bir gidip kendime bir salep yapayım. Tamam mı? Uzun süredir yapmamıştım. Bu arada şunun kafasını bir inceleyin bakalım arkadaşlar. Bunun eseri kimden biliyor musun? Eşişoğlu Beş Kulak. Abisi dövmüş. Yani kardeş kavgalarına şahit oldum. Ege ile Efe de böyle arada bir kavga etti ama bu kadar da değil. Acil ilk yardım, krem mrem derken ancak bu tarafa kadar düzeltebildik. Façasını bozmuş. Şuna bak ya. Yani sanki yandan kamyon çarpmış gibi. İbi şişmişti. Ama bundan sonraki süreçte daha dikkatli olacağım diye düşünüyorum. Yalnız bu da çok aşırı arkadaşlar. Aşırı ortalığı karıştırıyor. Kuzum dur, sakin ol. Yara kabukları. Oo, burada bir kulağının orada bir sıkıntı var gibi. Dur, dur bebeğim, dur bebeğim. Ay, o neydi lan? Vallahi tavuğun bir tanesi çok sinirli bir şekilde. Bak şuraya bir bakayım. Bu yara. Evet. Hiç ellemeyelim arkadaşlar. Tamam kuzum. Tamam bir tanem. Tamam oğluşum. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Tamam. Heh. Bunlar sanırım biraz soğuk algınlığı var. Onların hepsini bir ara tedavi edeceğiz. Yalnız dediğim gibi arkadaşlar, bunlara şu bölgeyi daha da bir izole etmemiz lazım. Artık fikirleri bekliyorum. Neyse, hep birlikte gidelim şöyle bir salep yapalım. Sonra tekrar devam ederiz. Geldik bizim güzel odamıza. Arkadaşlar çoğumuzun eskiden çocukluğunun özellikle arkadaşlar yaşı benim yaşta olanlar, Fatih Yüksel, Ali Talat, artı Kubilay Hasgül, ondan sonra Muhsin Ardıç abi miydi? Benden yaşça büyük olanlar bilirler bu güğümle soba olayını. Thank you.
salepimizle birlikte bitirelim videomuzu. Çünkü uzun süredir böyle ateş başında, böyle çıtır çıtır yanan bir sobanın karşısında çoğu arkadaşımız sanırım bunu yapmayalı uzun bir süre olmuştur. Neyse dostlar, ben bundan sonra bir dinlenmeye geçeyim. Bayağı bir yoruldum. Ne diyelim, videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı, bu sayede bu çiftliği geliştirmek için o güzel yorumları yapmayı unutmayalım. Hoşça kalın.